Önceki yıl Donald Trump'ın danışman ekibinde bir süre görev yapan televizyon ünlüsü Omarosa Manigault, yarışmacı olarak katıldığı Biri Sizi Gözetliyor Ünlüler televizyon programında bu dönemde çok şaşırdığı bir anısını paylaşacaktı bizlerle. CBS'deki programda paylaştığı anısına göre Omarosa, Beyaz Saray'da görev yaptığı dönemde Trump'ın yanında görevli olarak ABD Devlet Başkanı uçağı Air Force One'la bir yolculuğundan birkaç gün sonra bir tahsilat tebligatı aldı. Tebligata göre söz konusu yolculuktaki yemek hizmeti için ABD devletine $23 borcu olduğu ve bu borcu ödemesi isteniyordu. Hemen uçuşlardan da sorumlu Beyaz Saray askeri yetkilisini arayan Omarosa, uçakta hiç yemek yemediğini, neden kendisine böyle bir fatura çıkarıldığını sorar. Yetkili sadece bir şeyler atıştırsa bile bu hizmetin toplam ücretini kendisinin karşılaması gerektiğini hatırlatır. Omarosa şaşkınlığını devlette bedava yolculuk diye bir şey yok diye anlatır yarışmacı arkadaşlarına. Peki ABD kamu görevlileri için devlet imkanlarıyla uçuş ayrıcalığının niteliği ve kapsamı tam olarak ne? İşte ABD kamu yetkililerinin nasıl uçtuğu hakkında birbirinden şaşırtıcı bilgiler. Başkan ve Başkan Yardımcısı. ABD başkanlık uçağına devlet başkanı dışında binecek herkes için Beyaz Saray Yolculuk Hizmetleri Müdürlüğü'nce First Class uçak bileti kesilmekte. Devlet adına görevli güvenlik görevlileri ve bürokratların biletleri kurumlarına gönderilerek tahsil ediliyor. Eğer seyahat devlet görevi gereği değil de politik bir seçim kampanyasına katılmak için yapılıyorsa seyahatin masrafları söz konusu seçim kampanyası tarafından devlete ödeniyor. Eğer seyahatte hem politik etkinlikler hem de devlet inceleme ve temasları aynı anda olacaksa Beyaz Saray Seyahat Dairesi ikisine ayrı harcanan süre üzerinden masrafı bölüştürerek politik kısmın faturasını parti kampanyasına fatura ediyor. Bütün yolculuklarda başkanın resmi görevi olmadan uçağa bindirdiği aile üyeleri de dahil misafirleri için bilet ve uçuş hizmetleri ücreti ise devlet başkanına fatura ediliyor. Başkanın uçağındaki gazetecilerin parasını kim ödüyor peki? Eisenhower döneminden beri başlayan bir devlet geleneğiyle tarihe kayıt düşülebilmesi için başkan uçağı her havalandığında tam 12 tane gazeteciyle birlikte havalanıyor. Bu 12 koltukta hangi gazetecilerin ya da hangi medya kurumunun temsilcilerinin seyahate katılacağına ise ABD başkanı veya basından sorumlu Beyaz Saray sözcüsü değil, gazeteciler tarafından kurulmuş ve yönetilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği karar veriyor. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ise gazete, radyo, TV, internet siteleri temsilcilerini dönüşümlü olarak başkan uçağına bindiriyor. Gazetecilerin first class üzerinden belirtilen bilet ücretiyle uçaktaki yeme içme ücretleri toplam olarak Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'ne fatura ediliyor. Söz konusu seyahate temsilci katılan her medya kurumu da bu toplam ücretten payına düşenin 12'de birini dernek aracılığıyla devlete ödüyor. Gazeteciler için ABD Başkanı uçağıyla seyahat oldukça pahalı bir haber takibi. Örneğin bir dönem Washington Post 2014 yılında muhabirinin devlet başkanı uçağıyla Obama'nın Asya gezisinin takibinin gazeteye maliyetinin $90,000 olduğunu haberleştirmişti. Peki her defasında uçağa binen 12 kurum dışında katılacak kurumlara habere ulaşma açısından haksızlık nasıl engelleniyor? O haksızlık şu şekilde engelleniyor. Sırası gelen ve seyahate katılan 12 gazeteci seyahatle ilgili hiçbir özel haber yapamıyor. Elde ettikleri tüm detaylar, tuttukları notlar ve çektikleri her görüntü ve fotoğraf gazetecilerin ortak havuzuna atılıyor. Ve Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin üyesi bütün gazeteciler bu içeriği haber olarak kullanabiliyor.
ABD'de devlete ait sadece 2 adet Air Force One uçağı var ama ikisini aynı anda kullanmıyor ABD. Biri bakımda olduğunda diğerini yedek olarak kullanmakta. 1990 yılında satın alınan Boeing 747 modeli bu iki uçak artık yaşlandığı için iki yeni uçakla değiştirilmesi için hazırlıkları da başlandı. Kongrenin de onayından sonra 2017'de Boeing'de yapılan sipariş anlaşması gereğince mevcut uçakların hizmetteki 35. yılını dolduracakları 2024 yılında iki yeni devlet başkanlığı uçağı göreve başlayacak. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısının bütün seyahatleri ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Beyaz Saray Dairesi olan Beyaz Saray Askeri Ofisi tarafından koordine ediliyor. Peki milletvekilleri nasıl uçuyor? Kongre İdari Komitesi, ABD Kongresi üyelerinin seçim bölgeleriyle başkent arasındaki koordinasyonu ve görevlerini sağlıklı ve hızlı şekilde yürütebilmelerini kolaylaştırmak için Kongre üyeleri temsil harcı rahı fonunu kurdu. Kongre üyeleri görevleriyle ilgili seyahatlerinde başka herhangi bir yerden uçak ve hizmet ücreti almaları yasak olduğu için bu fondan yararlanabiliyor. ABD Kongresi'nin Meclis Başkanı, en kıdemli senatör ve milletvekilleri de dahil bütün üyeleri ve onların danışmanları tarifeli yolcu uçaklarıyla seyahat ediyor. Her ne kadar mevzuat kongre üyelerine first class uçma izni verse de seçimlerde seçmenlerce sıkça sorgulanan bir konu olduğu için kongre üyeleri çok büyük çoğunlukla ekonomi sınıfında uçuyor. 2015 yılında Arizona milletvekili Paul Gosar, yolcu uçaklarına kongre üyeleri için koltuk ayırma zorunluluğu getiren bir yasa teklifi sundu. Ancak kongre üyelerinin büyük çoğunluğunca bu teklif reddedildi. Bununla beraber seyahat eğer seçim kampanyası ile ilgili ise uçak biletini seçim kampanyası ödeyebiliyor. Milletvekili ve senatörlerin bütün uçuş masrafları ve kimlerce ödendiği Temsilciler Meclisi ve Senato'nun etik komitelerinin sürekli denetimine tabi. Kongre üyesi olmanın getirdiği tek ayrıcalıksa Washington DC'ye yakın iki havaalanı, Dulles ve Rank ulusal havaalanlarının ikisinin de otomobillerini ücretsiz park edebilme imkanı. Bir de zamandan kazanmaları için kongre üyeleri uçuş öncesi güvenlik ve bilet kontrolleri noktalarındaki yolcu sıralarından en öne geçebiliyor. Sadece bu kadar. Peki bakanlar ve komutanlar nasıl kullanıyor bu uçakları? ABD'de general ve amiral olmak veya senior executive service diye nitelendirilen üst düzey devlet görevi kıdemi almak otomatik olarak kırmızı halı serilmesi anlamına gelmiyor. Onlar da çoğunlukla tarifeli yolcu uçaklarında ekonomi sınıfında uçuyor. Ancak sıkça uçanları kazandıkları puanlardan ötürü premium ekonomi sınıfında uçabiliyor. Bununla beraber 3 ve 4 yıldız generallerle bakanlar ve bakan yardımcıları zamanları devlet açısından daha değerli görüldüğü için resmi görev uçuşlarında gerekli durumlarda askeri özel uçakları da kullanabiliyor. Sivil, askeri ve en üst düzey devlet yetkililerini bu tür zorunlu yolculuklarda taşıyan Gulfstream jetlerinden oluşan uçak filosu ABD donanmasına kumanda ediyor. Ancak herhangi bir orgeneralle sivil üst düzey bir yetkili bu uçaklardan birini yolculukta kullanmak istediğinde ABD Savunma Bakanlığı'na yolculuğun amacı hakkında bilgi vererek izin almak zorunda. Sadece bir talimatla kendi yolculuğuna uçak tahsis ettiremiyor. Üst düzey generaller ve bakanlar da böylesi bir formaliteyle çok uğraşıp dikkatleri üzerlerine çekmek istemedikleri için sıklıkla tarifeli yolcu uçaklarıyla seyahat etmeyi tercih ediyor. Üst düzey devlet yetkililerinin resmi görevleri için uçmuşlarsa bile tarifeli uçuş nedeniyle kazandıkları puanlarla ekonomi bileti olmasına rağmen premium ekonomi sınıfında uçma haklarına veya havaalanlarında uçuş firmalarının VIP salonlarına yararlanmalarına ise
izin veriliyor. Tek şart bu tür hizmetlerin ekstra ücretini hiçbir şekilde devlete yansımaması. Bütün bu uçuş ayrıcalığının da bir dikeni var. Genel Hizmetler Dairesi'nin devlete en az yük çıkaracak, en ekonomik uçuş olanağı sunacak havayolu firmasıyla çalışma isteğinden dolayı sadece uçacağınız menzile en uzun uçan havayolu firmalarıyla uçabilirsiniz. ABD'de bakanlar veya üst düzey bürokratlarla ilgili skandalların sıklıkla uçak biletleri etrafında olmasının nedeni bu kompleks ve şeffaf sistem. Bürokratlar ve diğer kamu kurumları görevlileri. Herhangi bir devlet memuruyla, herhangi bir üniformalı, her türlü resmi seyahatlerinde 1548 sayfalık müşterek seyahat yönetmeliğinin kurallarına uymak zorunda. Bu mevzuat devlet görevlilerinin resmi seyahatleriyle ilgili olabilecek her türlü seyahat senaryosunun ayrı ayrı düzenlenmiş halini içermekte. Ülke içi uçuşlarda herhangi iki şehir arasında sadece önceden anlaşılmış havayolu firmalarıyla resmi seyahat yapılabiliyor. Uçuş bileti sadece devletçe tahsil edilmiş Citibank kartıyla ve devlet firmasının anlaştığı indirimli ücret üzerinden satın alınabiliyor. Bileti satın alan görevli bu resmi uçuşundan dolayı herhangi bir uçuş puanı da kazanamıyor. Yurt dışı seyahatlerinde ise uçuş noktasına bir Amerikan firması uçuyorsa yabancı firmadan bilet alınamıyor. Kamu görevlilerinin devlet kesesinden first class uçmaları bir sağlık sorunu olmadığı sürece imkansız. Business class uçuş yapılacaksa bu uçuşun da önceden onaylatılması gerekiyor. Son söz olarak şunu söyleyelim. İşler bizdeki gibi değil.